Göğsümün Sarayı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle tam misafir sofralarına yakışabilecek, görselliğine hayran kalacağınız, lezzetine doyamayacağınız fırında bol kaşarlı, bol soslu kebap tarifim var. İlk kez böyle karışık sebzeyle benim sayfamda göreceğiniz bu tarife gerçekten de hem görselliğine hayran kalacak hem de lezzetine doyamayacaksınız. Tarifimize geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Beni Instagram'dan takip etmek isteyenler Instagram'a Göğsüm Sarayı yazdıkları takdirde sayfama erişebilir. Ve hemen tarifimize geçiyoruz. 400 gram kıymanın üzerine 2 yemek kaşığı un, 2 tane küçük rendelenmiş soğan, 3 diş sarımsak, 1 tane bütün yumurta kırıyoruz. Tatlandırmak için kekik mutlaka olsun, kırmızı toz biber, köri tozu, karabiber, 2 tatlı kaşığı tuzu da ilave ettikten sonra tuz miktarını tadına bakarak kendinize göre ayarlayabilirsiniz. 4 yemek kaşığı sıvı yağ. Hepsini öncelikle güzelce kaşıkla karıştırdıktan sonra elimizle aynı bir köfte yoğurur gibi köfte kıvamında yoğuruyoruz. Köftemizi mutlaka kıvamını alması için çok iyi bir şekilde yoğurmalıyız. Kıymayı iyice yoğurduktan sonra elimizi yağlıyoruz. Küçük parçalar kopartıp minik köfteler yapıyoruz. Ve gördüğünüz gibi minik minik köfteler yapacağız. Kıymamızdan küçük parçalar kopararak kıymamız bitene kadar hepsini köfte gibi yuvarlıyoruz. Ben bunun için kabak, havuç ve patlıcan kullandım. Fakat sizler isterseniz sadece patlıcan veyahut da kabak ile yapabilirsiniz. Havuçları güzelce ilk önce yıkayıp soyuyoruz. Daha sonra gördüğünüz incelikli uzunlamasını kesiyoruz. Tahtın üzerine koyup keserseniz bu şekilde sizin için daha pratik ve daha kolay olacaktır. Öncelikle bir tane havuç kestim fakat baktım ki sonra tepsime göre dizince az geldi. O yüzden iki tane havuç kestim. Sizlere de tavsiyem iki havuç kullanmanız fakat havuçları seçerken dikkat edin. Şöyle kalın ve geniş bir havuç olsun. Ben bir tane şöyle koyu yeşil kabak kullandım. Kabağı da aynı şekilde uzunlamasına kesiyoruz. Daha önce ben bu kabağı kullandığımda bana salatalık mı demişlerdi. Fakat Almanya'da böyle yeşil kabaklar da var. Türkiye'de bilmiyorum böyle koyu yeşil kabak var mı. Fakat Almanya'da daha çok bu yeşil kabaklar satılıyor. Beyaz kabaklarını sadece biz Türk marketlerinde bulabiliyoruz. Tabii ki Türk kabağının lezzeti yalnız şunu söyleyebilirim. Diğer kabaktan çok çok daha lezzetli. İkisinde de biraz farklı bir lezzet var. Ben farklı renk ve görsellik katması için iki renk kabak kullandım. İnce ve uzun patlıcanı ilk önce ucunu çıkardıktan sonra aynen diğer sebzelerimizi kestiğimiz gibi uzunlamasını kesiyoruz. Ben 3 değişik sebzeden de 2'şer tane kullandım. Fakat sizler daha az yapacaksınız veya daha fazla yapacaksanız sebzelerin sayısını azaltabilir veya da çoğaltabilirsiniz. Aynen görmüş olduğunuz incelikte kesmenizi tavsiye ederim. Hepsini hazırlayıp kestikten sonra yağ tavamızın içerisine bol yağ koyuyoruz. Ve yağın içerisine sebzelerimizi sırasıyla kızartıyoruz. Sebzeler fırında da pişeceği için öyle çok da fazla kızartmayacağız. Hafif şöyle bir pembe renk aldıktan sonra sebzelerimizi çevirip diğer tarafını da çok kısa bir şekilde kızartarak tavadan çıkartacağız. Ve şu anda gördüğünüz pembelikte hafif kızartacağız. Kızartmış olduğumuz kabaklarımızı da yağın içerisinden çıkartarak alıyoruz. Yalnız şunu belirteyim, havuçları şöyle kestiğimiz zaman sanki kalın bir şey yuvarlanmayacakmış gibi görünüyor. Fakat siz tavada kızarttığınız zaman havuçları tavada biraz yumuşuyor. Tavadan çıkarttıktan sonra beklerken yine tekrar yumuşuyor. O yüzden nasıl saracağız diye endişe etmeyin. Yalnız şu noktaya dikkat edin, havuçlarımızı diğer sebzeler gibi hafif kızartmayacağız. Havuçlarımızın tamamen yumuşaması için
iyice kızartmamız gerekiyor. Patlıcanları da koyuyoruz ve kızartıyoruz. En son yeşil kabaklarımızı koyuyoruz ve yeşil kabakları da kızartıyoruz. Kızarttıktan sonra üzerine tuz serpiştirmeyi kesinlikle unutmuyoruz. Daha önceden hazırlayıp yuvarlamış olduğumuz köftelerden gördüğünüz gibi üzerlerine birer tane koyuyoruz. Ve hepsini sırasıyla sarıyoruz. Başta da belirttiğim gibi ben karışık sebze kullandım fakat sizler isterseniz sadece kabaktan veyahut da sadece patlıcandan da yapabilirsiniz. Fakat şöyle sunumda hem renkli hem de iştah açıcı görünmesini istiyorsanız, benim gibi renkli sebze kullanırsanız göreceksiniz ki tepsinize sunarken çok daha şık görünecektir. Hepsini aynı şekilde sardıktan sonra tepsiye diziyoruz. Şu anda çok kaşar görüyorsunuz fakat üzerine sadece 2 yemek kaşığı kaşar peyniri kullanacağız. Ayrı bir kasenin içerisine 2 yemek kaşığı domates salçası. Ben önce şöyle 1 bardak su ilave ettim. Bardağım 250 ml'lik. Güzelce karıştırdıktan sonra baktım ki suyum biraz az gibi geldi. Yarım bardak daha su ilave ettim ve güzelce salça ile birlikte karıştırdım. Hazırlamış olduğumuz sosu ben öncelikle aralardan döktüm. Aslında üzerine dökmeyecektim. Belki görselliğini bozar diyerekten. Baktım ki daha sonra üzerine dökünce de çok daha lezzetli ve iştah açıcı görünüyor. Daha sonra kalan sosumu da kebaplarımızın üzerine gezdirdim. Ama siz de benim gibi yapın. İlk önce yarısını kebapların arasından dökün. Çünkü hepsini üzerine dökerseniz salça üzerini kapatıp da görselliğini bozabilir. Ve gördüğünüz gibi azar azar da üzerlerine salçalı sostan döküyoruz. Sosunu mutlaka verdiğim miktar kadar koyun. Tam kıvamında oluyor. Ne az ne de fazla oluyor. Sosu o kadar lezzetli oluyor ki sosuna ekmeğinizi bandırıp yiyebilirsiniz. Ve görüyorsunuz tepsimize ne kadar muhteşem görünüyor. İsterseniz bu şekilde 200 derece fırına sürüp hemen pişirebilirsiniz. Kebabımızın tepside görselliğini bozmamak için isterseniz şöyle yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar rendelenmiş kaşar peynirini orta yerlerine serpiştirebilirsiniz. Kaşar peynirini fazla da abartırsanız bu görselliği yakalayamazsınız ve görselliğini tamamen kapatırsınız. O yüzden çok az miktarda rendelenmiş kaşar peynirini serpiştiriyoruz. Ve şu anda gördüğünüz gibi karışık sebzeyle yaptığımız için tepsimiz rengarenk ve çok güzel görünüyor. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında öncelikle altında şöyle 20 dakika pişiriyoruz. Daha sonra fırının ortasına sürüyoruz. Fırın ortasında da 10 dakika kadar pişiriyoruz. 20 dakika altında, 10 dakika da üstünde yani toplam 30 dakika pişiriyoruz. Tepsi kebabımız pişti ve görüyorsunuz rengarenk ve ne kadar iştah açıcı görünüyor. Tepsimizin görselliğini hiç bozmadan tepsimiz ile sıcak sıcak masamıza getiriyoruz ve servis yapıyoruz. Şu görselliğe bakar mısınız? Nasıl da insanın iştahını kabartıyor. Bu kebabın yerine pirinç pilavı ve bulgur pilavı çok güzel yakışır. Fakat ben videomu yetiştirebilmek için pilavımı yapamadım. O yüzden size tavsiyem yanına mutlaka bulgur pilavı veyahut da pirinç pilavı yapmanızdır. Maydanoz yapraklarıyla tabağımızı biraz daha renklendiriyoruz. Servisimize şöyle son bir kez göz atıyoruz. Şimdi sabırsızlıkla öncelikle kıvamına bakıyoruz. Sos ile pişirdiğimiz için o sos buharı köftenin içerisine işliyor ve şöyle köftemizi sulu sulu yumuşacık yapıyor. Şöyle bir de lezzetine bakıyoruz. Emin olun o kadar lezzetli olmuş ki köftelerimiz lokum gibi lezzetine doyamayacaksınız. Hem gösterişli hem de farklı çok lezzetli bir tarif yapmak istiyorsanız mutlaka bu tarifi yapmalısınız diyorum çünkü tadından yemelere doyamayacaksınız.
Şu güzelliğe bakar mısınız? Nasıl da insanın iştahını açıyor. Mutlaka denemelisiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni göndereceğim videolu tarifleri kaçırmak istemiyorsanız YouTube sayfam Gülsüm Sarayı'na abone olduktan sonra bildirim zilinin sesini açmayı kesinlikle unutmayınız. Kalbinizden sevgiyi, ağzınızdan tat, mutfağınızın bereketi hiç eksik olmasın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Sevdiklerinize sevgiyle hoşça kalın. Thank you.